Selamlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Helva tarifini tekrardan bir hatırlatmak istedim. 250 gram tereyağını erittikten sonra soğumasını bekliyoruz. İçine bir tane yumurta ve bir su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpıcıyla homojen olana dek çırpıyoruz. Bu aşamada yağların soğuk olması önemli. Ardından içine 5 su bardağı un ekliyoruz. Tarife ait tüm malzeme listesini bu videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ve kavurmaya başlıyoruz. Bu aşamada ocağın altını yükseğe yakın bir ateşe alabilirsiniz. Çok kısık ateşte yapmıyoruz. Yüksek ateşe yakın bir ateşte yapıyoruz. Bakın kavruldukça kıvamı bu şekilde oldu. Özellikle bu bölümleri kesmedim, görün istedim. Tarifi deneyip de bana dönüş yapan yüzlerce arkadaşımız oldu bu zamana kadar. Belki 1000'e yakın olmuştur. Gerçekten çok lezzetli, değişmez. Ata dede tarifi çok güzel bir tariftir. Bakın helvamın son kıvamı bu şekilde. Kıvamı ve rengi tam bu şekilde olması gerekiyor. Özellikle bu bölümü de eklemek istedim. Ben bu aşamadan sonra helvayı boş bir tencereye alıyorum. Çünkü bu tencere çok sıcak olduğundan ötürü kavrulmaya devam etmesini istiyorum. Renginin bu kıvamda kalmasını istiyorum. Başka bir tencereye aktarıp istediğim kıvama dek soğutacağım şimdi. Şu an istediğim kıvamda soğudu ve şimdi şerbetini hazırlayalım. 1 su bardağı şekeri, yani şöyle yarım su bardağından biraz fazla suyu ekleyip karıştırıyorum. Dilerseniz sıcak su kullanabilirsiniz ama helvanın sıcaklığı erimesi için yeterli oluyor şekerin. Ve bunu şekere helvaya ekliyorum. Bu aşamada şu şekilde hızlı hızlı karıştırıyorum. Şekeri tamamen helvada yediriyorum helvanın içinde. Size ilk baş bu kıvam çok sıvı gelebilir. Ama karıştırdıkça ve bekledikçe kıvam oturacaktır, merak etmeyin. Sonrasında ise ipeksiz bir kıvamda helvanız olmuş olacak. Çok gerçekten çok çok lezzetli, çok güzel bir helva oluyor. Mutlaka tarifi denemediyseniz bu tarifle bir şans verin ve deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Bakın ipeksiz çok güzel bir kıvam. Bunu zaten bir kere yediyseniz, yaptıysanız başka türlü un helvası zaten yapamıyorsunuz. Helvamı şu şekilde bir kaba alıyorum. İstediğiniz şekilde şöyle basabilirsiniz. İsterseniz kalıplara koyabilirsiniz. Küçük porsiyon tabaklarına koyabilirsiniz. Kaşıkla servis yapabilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.